Değerli izleyicilerimiz, Ordu gezimiz devam ediyor. Şu anda Saraycık'tayız. Saraycık'ın kraliçelerim diyor. Öyle diyorlar değil mi? Çünkü onlar üretiyorlar, köylülerimiz üretiyorlar. Şehirdekiler de yiyorlar. Şimdi Saraycık'ta tabii ki üreten çiftçilerimiz var. Bahçesiyle uğraşanlar var. Köye emek veren insanlarımız var. Onları tanıyacağız. Ablamızı da tabii ki çapa yaparken tanıdık ama orada ilginç bir konu da var. Onu da birazdan paylaşacağız sizlerle. Sen tanıyalım mı? Ben Bediye Kaygısız. Kaygın var mı bu dünyayla ilgili? Çok. Kaygı olmaz mı? Kaygısı olmayan hiçbir iş başaramaz. Mutlaka evet. Bir şeyler olacak ki evet. Hırs olacak insanda. O hırsla diyorum ben bu tarlaya gazdım diyorsun. Aynen öyle. Sen devamlı köyde mi duruyorsun yoksa? Yok. Ben bu sene genelde köyde kaldım. Torun var ufaklık. Anneden dolayı anne sağlık çalışanı. O yüzden onu alıp sık sık köye kaçıyorum. Köyün havasını almadan duramıyoruz. Aynen öyle. Şimdi soğanlığı yapmışsın. Neler var? Biber var, patlıcan var, pırasa, kıvırcık, yeşil soğan, maydanoz, roka, semizotu, domates, fasulye. Hepsi var. Maydanoz, hepsi tohumluğa var. Tohumluğa bırakmışım. Evet, onları tohumluğa bıraktım. Onlar kendi dökülüp olduğu yerden çıkacak. Karalarlar zaten vazgeçilmez. O aynen öyle. Tarlanın içinde. Sıra başka bir şey. Şurada ceviz fidanları bak. Tamam, kendim onu şey yaptım. Ceviz fidanlarımız tamam, var. Şimdi şeyi soracağım. Sen çapa yapıyorsun, otları temizliyorsun ama yumurta kabuğunu niye atıyorlar? Yumurta kabuğunu çok faydalı dedikleri için atıyorlar. Ben bunları Ordu'daki evimde çiçeklerimin dibine de koyuyorum. Evet, onda ayrı bir şu an aklıma gelmiyor. Bir vitamin varmış. Çok faydalıymış. Sebzelere, bitkilere, çiçeklere. O yüzden biz de yediğimiz yumurta kabuklarını ziyan etmiyoruz ve bahçeye atıyoruz. Parçalayıp mı gerekiyor? Bütün atınca oluyor. Yok yok, oluyor. Ben zaten kazarken, içinde gezerken çiğneniyor zaten, eziliyor zaten. Biraz az gözüküyor ama fazla mı atmak gerekiyor? Ne kadar yersem o kadar atıyorum işte. Yediğiniz yumurtaya bağlı. Yani yediğim yumurtaya bağlı. O zaman tavuk da var. Tavuk da var. Tavuklar benim değil, eltimin tavukları. Olsun, sizin biz de oradan alıyoruz, yiyoruz, kabuklarını buraya atıyoruz. Sen sadece böyle bahçeyle uğraşıyorsun. Başka hiçbir şeyle uğraşmıyorsun. Yok. Fındık bahçemiz var. Onun işte gübresini atıyoruz. Temizliğini yaptırıyoruz. Kendimiz yapamıyoruz. Başkaları. Yavaş yavaş toplama zamanı yaklaşıyor. Yaklaşıyor evet. Zor olacak mı? Biz toplamıyoruz. Ben kendim toplayamadığım için ameleye veriyoruz. Tabii ki fındıkla uğraşmak gerçekten çok zor. Evet. Çok zor. Ama buna rağmen de köyün keyfi başka diyorsun. Köyün keyfi başka. Havası başka. Evet. Havası başka. Ama bir şehirden bir atabilsen kendini köye daha demek ki buraları daha çok işleyeceksin sen abla. Yok, gücüm bu kadarına yetiyor. Başka rahatsızlıklarım olduğu için. Gençler yapsın da biraz da. Yok, benim kendi rahatsızlığım olduğu için yapamıyorum fazla. Biraz da gençler yapıyor mu peki? Şimdiki gençler yapmıyor. Keşke yapsa. Onlar yemeği daha çok seviyor. Evet. Taze biber dalından koparmayı. Ama biz varken de onlara düşmüyor. Şimdi biz varız. Biz yapalım onlar yesin. Köyüsünüz kaygısız ama onlar hep kaygısız de. Aynen öyle. Umursamaz davranıyorlar. Yok, umursuyorlar ama çocuklarım bana diyor zaten anne yapma yoruyorsun kendini diyorlar ama ben seviyorum. Onun da yapılması lazım. Yapılması lazım. Tabii, herkes yapmıyor. Lazım. Aynen öyle. Ha, yapma da yaparlarsa olur da. Yaparlarsa olur ama onlar yapamadığı için şimdilik ben yapayım onlar yesin sonra da ben yapamadığım zaman onlar ama yapsın. Toprakta uğraşmak da aslında çok insanlara sevim. Saat veriyor. İnsan enerjisini atıyor yani sinirini dağıtıyor kafayı dağıtıyorsun toprakla uğraşırken en azından bir şeyleri kafaya takmıyorsunuz. Unutturuyor toprak size her şeyi. İşte toprağın da bir karış yerde olsa ne yapacaksın? Köyde işleyeceksin ki huzur bulasın değil mi? Değerlendireceksin. Bir karış toprağın da varsa değerlendireceksin. Sen türkü de söylüyormuşsun ama artık diyorsun boş ver türkü işte. Yok. Artık onlar yok. Yapamıyorum. Evet. Fazla da zorlamayalım. Çünkü ablamızın elinde kazma var. Ne olmaz sonra. Sıcak, hava sıcak. Aynen. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Emeğinize sağlık. Allah yardımcınız olsun. Başarılı. Yolunuz açık olsun. Amin inşallah. Değerli izleyicilerimiz, Saraycık gezimiz devam edecek. Bizden ayrılın. Değerli izleyicilerimiz, Saraycık gezimiz başladı ve gezimiz boyunca da başkanımız var yanımızda. Bize eşlik edecek. Onun bu güzel köyünde sizlerle buluşturacağız. Önce başkanımızı tanıyalım. Bakalım nereye başkanlık yapıyor değil mi? Sizi tanıyalım. Teşekkür ederim Erol Bey. Ordu Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanıyım. Hafta sonu köyümüzü değerlendiriyoruz. Hafta sonu değerlendiriyoruz burada. Köyümüzün işte sizler de gördüğünüz güzel bir köy. Geçmişte belediyeydi burası. Büyükşehir olduktan sonra
Büyükşehir yasasına göre mahalle olduk. Ama kalabalık bir mahalleyiz. Aşağı yukarı 5 tane muhtarlığın birleştiği bir mahalleyiz. Tek muhtarlık oldu. 5 tane muhtarlık vardı öncesinde. Şu anda tek muhtarlık oldu. İşte güzel, köyümüzden çok memnunuz. Yani hafta sonları genelde gelmeye dikkat ediyoruz. İnsanlar doğayı, toprağı, tabiatı sevmeye başladı. Çok güzel bir şey. Bakın dikkat edin, köyümüzde şimdi motor sesleri geliyor. Evet. Herkes bahçesinde otunu temizliyor, işte dip temizliği yapıyor falan. Şükürler olsun Allah'a, geçen bir dolu olayı oldu orada. Sarayış'ta burada olmadı. Yani bir de buranın bir özelliği var. Fındık en erken burada toplanıyor bildiğim kadarıyla. Güneşe yakın olduğumuzdan herhalde bir hafta falan önce başlıyoruz biz diğer şeylerden. Hemen olgunlaşıyor fındığımız. Evet. Yani Temmuz'un 15'inden sonra olgunlaşma dönemi çok hızlı başlıyor burada. Yani fındığın parası ilk önce cebe giren bölge diyelim o zaman. Doğrudur efendim, doğru, çok doğru. Biz erkenden orta kesim fındığa başladığı zaman da pazara indiririz fındığımızı. Saraycık demesi boşuna dememişler. Yani tam saray gibi yaşanacak bir yerdesiniz böyle. Evet, evet. Aşağıda da güzel bir ırmağınız var. Bu şekilde söylüyor. Büyükler daha farklı anlatanlar var ama tam tarihini şey olarak araştırmak lazım. Ben o konuda çok da o bilgiye sahip değilim ama gerçekten bir saray yani. Adı üzerinde Saraycık Saray yani. Ya nedense de insanlar hakikaten şimdi yaşadığı ortam güzel ya. Hiç isme takılmamışlar. Nedendir falan diye. İşte biz de böyle pat diye çıkıyoruz. İnsanlara kendi köyünü anlatmaya çalışıyoruz. Bilmeyen de bizim vesilemizi öğreniyor. Bunun da tek sebebi var. Bizim yaşlı büyüklerimiz vardı. Hiçbir zaman gidip onlardan ara gençler ya da bizden önceki büyüklerimiz dedelerinden ya da büyük babalarından bu bilgileri almamışlar. Bir eksikliğimiz var bu konuda. Onlar bizim noksanımız. Aynen öyle. Çok doğru. Katılıyorum size. Çok noksanımız. Yani gençlik bunlara... Hele şu 2000'li yıllardan sonra cep telefonu çıktıktan sonra tamamen gençlik bu şeylere takılmadı. Yalnız ben şunu söyleyeyim. Ünye'de var Saraycık. Bir de Konya'da, Ereğli'de var Saraycık. Yani oralarda da gidip görmedik o köyleri ama herhalde güzel bir isim. Yani saray gibi yer geçmişi ondan gelirdir. Büyükleriniz bilinçli olarak vermişler tabii. Bir bildiği vardır değil mi? Tabii ki. İşte biz de Çiftçi TV olarak bölgeye girdiğimiz zaman köylerimizi tanıtırken o bizim köyün ismi nereden geliyormuş, geçmişi nasılmış onları anlatmaya çalışıyoruz ki en azından gençlere biraz yardımcı olalım bu konuda değil mi? Haklısınız. Onlar bizim noksanımız. Evet. Aslında o konuda araştırmak lazım. Yani geçmişimizi yaşlı insanlardan bu konuda bilgi almak lazım ama bizim noksanlarımız bunlar. Yani onu kabul ederim. Bir hata olarak görüyorum kendimizde yani. Evet. Araştırmak lazım. Ben de şahsıma düşen soru şeyi aldım. Evet. En kısa zamanda bunun hakkında araştıracağım. Size söz yani geçmiş hakkında bir bilgi vereceğim. Şeyde odanın da bir duvarına o bilgileri yazarsınız. Evet. Artık, evet, söz yani o konuda şey yapacağım yani. Güzel olur. Şimdi burada fındıkla uğraşılıyor arkadaşlarımız ama genelde herkesin bahçesi var. Yani soğanlık dediğimiz sebzesini falan bir şekilde yapıyor. Evet. Onun haricinde hayvancılıkla uğraşan arkadaşlarımız var. Şimdi beraber gideceğiz zaten. O arkadaşlarımızı da ziyaret edeceğiz. Bakalım Saraycık'ta besicilik nasıl gidiyormuş değil mi? Saraycık'ta hayvancılık var. Çok güzel. Yapan arkadaşlarımız var. Hatta biz esnaf olduğumuzdan mütevellit. Esnaf arkadaşlarımız ya kurbanımızı nasıl keseriz? Mesela ben 10 yıldır kurbanımı burada keserim. Çok hijyen koşullarda gerçekten yapan arkadaşlarımız var. Mandıraları falan var. Bu konuda yani emek verdiler. Ahırları, mandıraları, kesimhaneleri çok hijyen. Yani biz çok memnunuz. Hatta öyle bir şey var ki orada ikram yaparlar. Yani aç karnına gelirsin orada sana saat vermişlerdir. İşte kesimhane der ki sana saat, senin kurbanın saat 2'de gelecek. İşte kaç hissesiniz? 5 hissesiniz. 5 hisse toplanırsınız. Saat 2 gibi gidersiniz oraya. Orada kahvaltınızı yaparsınız. Orada işte yöresel hazırlık yaparlar. Çok güzel. Bu yani oturdu burada. Bu arkadaşlarımıza ben buradan sizin programınıza da teşekkür ediyorum. Çok da güzel bir şey. Yani hoşuma gidiyor. İnsanlar biz de müşteri yönlendiriyoruz. Biz de arkadaşlar. Evet biz de arkadaşlarımız yani hijyene çok dikkat ediyor kendileri. Bu konuda uzmanlaşmışlar yani. Kendilerine ben buradan sizin kanalınıza teşekkür ediyorum. Yani bu işi iyi biliyorlar, becerdiler bu işi. Bir gidelim bakalım da onlar i̇nşallah, gerçekten bu işi beceriyorlarmış inşallah, inşallah. Değil mi? Yer evleri satışı %400 artmış. Yani apartman tarzı bitmiş. %460. Bu ne demek? Şimdi doğayı, tabiatı, yeşil artık korumamız lazım. Yediğimize, içtiğimize doğal olması lazım. Köyüne sahip çıksınlar diyelim. Geleceğine sahip çıksınlar. Köyüne sahip çıkmasan zaten de ne olacak? Her şey bitecek. Üretim duracak. Tarımın olmadığı yerde, tarımın olmadığı yerde sanayi hiçbir zaman bir şey yapmaz. Yani. Toprakta tarım yapacağız. Biz geçmişte neydi işte? Bizim ilkokul
okuduğumuz yıllarda sizde de aynı dönemlerde şey yaptınız. Yani o yıllarda neydi? Türkiye'de, dünyada kendi kendine bakan 7 ülkeden bir tanesi. Tekrar o şeyi yakalamamız lazım. Boş arazi bırakmamamız lazım. Biz bak şuralarda yani tarlalarda ektik diktik kendimize göre yeşillerde fidelerimizi kendimiz yetiştirdik, kendimiz yaptık. Yani herkese bu şeyde yani yapıyorlar. Daha fazlasını yapalım. Aynen. Daha fazla üretelim. Bu işi bir şekilde atlatalım yani. Biz buradan başarılı çıkalım yani. İnşallah. Bir ders alıp başarılı çıkalım. O zaman yani. Köyüne sahip çık. Köyde hayat var diyelim. Doğru. Doğru. Katılıyorum. Evet. Çok doğru. Katılıyorum. Herhalde buradan bir mandırası olan arkadaşa gideceğiz. Değil mi? Evet. Bu arada da tabii köyün güzellikleriyle sizleri buluşturacağız. Başkanım teşekkür ediyorum. Biz teşekkür var mı ekleyeceğiniz bir şey? Ayağınıza, emeğinize sağlık. Güzel kardeşim buraya kadar geldiniz. Kameraman arkadaşımıza çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu programların devamını dileyelim. Bizleri unutmayın. Bizleri böyle zaman zaman ziyaret edin. Bizler de bilgimizi o konuda paylaşalım. Yani iç içe olalım, halka aydınlatalım. Yani köyüne değer veren insanlar bizi çağırsınlar. Biz her türlü geliyoruz. Çünkü Çiftçi TV her yerde. Çünkü biz bu toprakların kanalıyız. Biz Çiftçi TV ailesine sizlerin aracılığıyla çok teşekkür ederiz. Bizleri sizlere buluşturduğu için çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun efendim. Siz de sağ olun. Evet, değerli izleyicilerimiz, Sarayca'nın güzellikleriyle sizleri buluşturmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Şimdi de biraz fındıktan bahsedelim. Fındık zamanı yaklaşıyor dedik. Şu anda fındık bahçesinde oturduk. Tabii huzuru buluyorsun böyle çimenlerin içinde, ocağın dibinde oturunca. Ama üreticiler de huzuru ne zaman bulacak? Fındığın fiyatı belirlenip parayı cebine koyunca, değil mi? Evet. Tanıyalım abi seni. Ben Adil Furtun. Sarayacık Merkez Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Hep köyde misin sen? Köyde kalıyorum. Emekliyim. Nereden? SSK'dan emekliyim. Şimdi belli bir yaşa sahipsin. Biraz tecrübe de var. Evet. Eskiden fındıktaki çalışmalar bahçelerde insanlar uğraşırdı ya. Evet. Yani o kadar çok para etmese de uğraşırdı. Şimdi fındık para ediyor, uğraşmıyorlar. Siz nasıl yapıyorsunuz? Şimdi ben uğraşıyorum fındıkla. Neticede fındık Karadeniz bölgesinin temel bir ürünü. Ve şu şartlarda güzel de para ediyor. Uğraşmak gerekiyor. Uğraşmamış, yapmadan da yenmiyor. Şimdi bahçeyi gördüğüm kadar temiz. Bundan sonra bir bakımı var mı şeye kadar? Fındığa kadar? Ben fındığa işte azotlu gübre, verim gübresini, filiz kurdu, yaprak gübresi, külleme ilacı vurdum bir dönem. Şimdi ikinci dönemi vuracağım. Ne zaman? Bu birkaç gün içinde. Birkaç gün içinde vurmam gerekiyor. Tabii ki bunları da yapmak gerekiyor. Yapmadan da olmuyor. Şimdi bakmak lazım. Bakmak gübresini gerekiyor. Atacaksın. Gübreyi nasıl atıyorsun diye soracağım da. Şimdi genelde böyle ocağın çevresine atılır. Ocağın dibine atmıyorsunuz. Evet, evet. Mesela verim gübresini gömme yapıyorsun. Gömüyorsun. Azotlu gübreyi dibine atıyorsun. Ekme yapıyorsun. Ondan sonra ilaçlamalarını yapıyorsun. Dibinin temizliğini alman gerekiyor, yapman gerekiyor. Şimdi ot yok. Siz hayvanları salıyorsunuz bahçeye ama fındığa kadar herhalde bir sefer daha ot vurulur mu? Vuruyoruz. Motorla vuruyoruz. Biz bir seferde şimdi hayvan olmayan bahçelerde genelde iki dönem vuruyor. Biz bir dönem vuruyoruz biz. Şimdi öğrendiğimiz kadarıyla bu bölgede fındık erken başlıyor. Normalde Ağustos'un birinde başlayan herhalde burada evet. 20'sinde 25'inde Temmuz'da başlıyor bildiğim kadarıyla. Evet. Değil mi? Evet, doğru. Sizin bahçe çok büyük mü? Bizim bahçe 30 dönüm. Aşağı yukarı olduğu zaman 4-5 ton fındık oluyor. Artı bizde az çok ben baktığım için her yılda belli bir standardı yakalıyoruz. Yani oluyor, fındıktan kalmıyor bizim buralar. Şimdi fındık bahçesi zor diye kimse bahçeyi yapmıyor ya. Siz dışarıdan adam mı tutuyorsunuz, bakımları nasıl yapıyorsunuz? Bakımını biz genelde arazinin üzerinde olduğumuz için kendimiz uğraşıyoruz. Adam alıyoruz yetişemediğimiz yerde ocak dibine, temizliğine, işte gübresine yemeyeceği alıyoruz. İşte fındığı toplamayı da amale alıyoruz, amaleyle topluyoruz. Mesela eskiden gençliğimizde biz kendimiz 20-25 gün fındık topluyorduk. Fındık da yere geçiyordu. Amale maliyetimiz çok asgarileşiyordu. Yani imece usulü aslında vardı değil mi? İnsanlar birbirine yardım ediyordu. Evet, imece usulü oluyordu. İnsanlar birbirine yardım ediyordu. Amale maliyeti olmuyordu. Ama şu aşamada tamamı hep amale maliyet. Fındıktaki en büyük maliyet amale maliyeti oluyor. Evet. Diğer işçiliklerini peyderpey kendin yapabiliyorsun. Peki bu yılki ücret belli mi?
Şu an belli değil. Mesela şu aşamada fındık 22 lira falan. Hı-hı. Şimdi TEMO'nun da devreye girmesi güzel bir şey. O zaman fındığın toplanmaya başlamadan önce fiyatın belirlenmesi size ne yapıyor? Katkı mı sağlıyor? Devlet olarak tabii ki bu fiyatı erkenden geçmiş dönemde yaptığı gibi TEMO'yu devreye koyması, fiyatı erken açıklaması, yani bu fındığa sahip çıkılması. Biz de bir şekilde önünü görmüş oluyor o zaman. Üreticinin de bir şekilde önünü açmış oluyor. Bu da güzel bir şey. Şimdi biz bölge olarak, Karadeniz fındık bölgesi olarak temel ürünümüz fındık. Şimdi Karadeniz bölgesinde fındık para ettiği zaman ekonomi, şimdi eskiye rağmen her evde emekli var, yaşlılık maaşı alan var, sakat maaşı alan var. Artı fındık alternatifimiz eskiye göre daha iyi şimdi ekonomi. Evet. Ama onu yani şimdi teknolojik olarak makinelerim var, çapan var, her şeyim var. Evet. Eskiden bu da yoktu. İnsanlar sırtında yapıyorlardı her şeyi. Aslında beden bu kadar yapıyordu. Tabii beden gücü. Şimdi her şey basitleşmişken aslında yapılması gereken şey yapılmıyor. Evet, en büyük problem de orada. Çünkü fındık vazgeçilmez olduğuna göre fındığa bakmak gerekiyor. Kalite oranını yükseltmek gerekiyor. Şimdi budamanı, gübreni zamanında atarsan, verim gübresini zamanında verirsen, işte 2 ton aldığın bahçeden 4 ton alma şansın var. Alabiliyorsun. Evet. Yaptığının karşılığını görüyorsun. Biz mesela ben 30 dönüm arazi hepsi bir yerde. Ben önceden yeni yetiştiğimiz dönemlerde fanle çuvalına topluyorduk. Fanle çuvalını sırtımla, kolanla getiriyordum kapıya. Şimdi eski bir cipimiz var. Jiple beraber taşıyoruz. Ya da pat pat bir şekilde getiriyordu. Pat patın oluyor, pat patla taşıyorsun. Beden gücü yok, iş gücü daha asgari. Şeyi soracağım, şimdi arazi yapısından dolayı, şimdi bu gübreyi attıktan sonra o gübreyi çapalamak gerekiyor ya. Siz onu neyle yapıyorsunuz? Mesela şeyle, tırmıkla, kazmayla, mesela verim gübresini kazmayla açıyorsun V şeklinde dibini. Döküp üzerini kapatıyorsun yani şeyin. Ya aslında şimdi üretici firmalar var tabii ki. Şimdi motorlu böyle çapa makineleri falan çıktı ama evet. Karadeniz'deki yapıdan dolayı, yani toprak yapısından dolayı aslında üretici arkadaşlarımıza da buradan biraz fikir verelim de şöyle olsun. Karadeniz'de gelsinler, fındık bahçelerini bir incelesinler. Sizin o yaptığınız mesela şu anda çapa makineleri falan satılıyor ama bu toprağa işte sevil en fazla yapacağınız 10 Ocak'tır. 10 Ocak sonra ya makine arıza yapacak ya da onun içindeki mil kırılacak. Bence bununla ilgili bir çalışma yapıp bölgeyi inceleyip de çapa makinesi yapılırsa bu sizin işinizi daha kolaylaştırır değil mi? Veya zaman sonra toplama makineleri yapılabilir. Şimdi İyi Tarım uygulaması yapıyor. Her bölgede mühendisleri var. Yani özel bir şirket İyi Tarım uygulaması yapıyor. Şimdi var, bölgemizde de var özel şirketler. İyi Tarım uygulaması yapıyor. Ben de şu aşamada İyi Tarım uygulamasının kapsamı içerisindeyim. Ya mesela özel şirketler yapıyor dediniz ama şu anda bazı bölgelere ben bakıyorum. Ziraat odaları ciddi bir çalışma içinde İyi Tarım'a vatandaşları yönlendirmek için bahçeler de gidip onlara da yardımcı oluyor. Uygulama olarak gösterebiliyor. Bu eskiden olmuyordu. Olmuyor. Şu anda bu konuda başarılı Ziraat Odası başkanlarımız var. Evet. Onlar da buna teşvik ediyor. Yani vatandaşı teşvik ederek ciddi çalışmalar yapıyorlar. Daha güçlü olması. Yani, evet yani. Daha güçlü olması lazım. Ziraat odaların, şimdi mühendisleri zaman zaman peyderpey buralara geliyorlar. İşte kullandığın ilaçları inceliyorlar. Boş kutularını diyor işte şu 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 şartlarda kullanacaksın. Betiraf edeceksin. İşte fındıktaki gübrelemeyi, ilaçlamayı. Şimdi biz bir nevi size bu şekilde eğitim veriyor. İnceliklerini yani. Dediğiniz gibi bir nevi eğitim veriyor. Dönüm desteği şimdi herkes hep alıyoruz mesela dönüm desteğini. Yani dönüm desteği vermekten ziyade bu gibi gençliğe ürettiğiniz ürüne de destek verilse daha yani, o da olabilir aslında. O da olabilir. Ürettiğin ürüne de destek ver. Bu gençliğe sigorta bedeli bu denli karşılanabilse ben sanırım çok insan kalır köyde. Çok gençlik kalır. En azından geri dönüp o toprağa işlemeye devam eder. Kalabilir. Mesela şimdi İstanbul'da çevremiz var gurbetlerde. Ya biz daha İstanbul'u çekemiyoruz. Gelmek istiyoruz da işte emekli olamadık. Bu bir en azından geri kalan kısmını da böyle bir çalışma olursa toprağını işleyerek ödeyip sonrasında da burada emekli olurlar.
gurbetçilerden bile şimdi atıyorum 10 yıl adam çalışmış 15 yıl emeklilik sürecini doldurmamış. Böyle bir teşvik olduğu zaman ya devlet benim var 10 dönüm arazim. Ben köyüme gittiğimde benim sigorta ödemede sıkıntım olmayacak. Devlet zaten ödeyecek bunu diyecek, düşünecek. Bu sefer köye dönüşler, geri dönecek. Köye dönüşler bence daha güçlü olacak. Yani işin özü şu. Evet, Karadeniz'de fındık yetişiyor ve yetişmeye devam edecek. Ama iyi tarımla yapılırsa da kaliteli ürün üretilecek. Evet. Neden? Bu bizim fındığımız sonuçta. Haliyle gençleri de köye çekebilmek için sigorta sorunu var. Yani belki şu anda şehirden dönecek, köyünde bunu yapacak arkadaşlarımız var ama gününü doldurmak için onun çabasını verip hala aklı köyde olan kardeşlerimiz var. İşte sigorta ile ilgili bir çalışma olabilir ya da ürettiği ürün bazında destek olabilir. Şimdi evet. Yer desteği alabiliyorlar, dönüm desteği falan alabiliyor ama ürün desteği olabilirse onlara da bu katkı sağlayacak ve sigortasını ödeyip burada emekli olma şanslarını elde edeceği için de bahçesiyle ilgilenme şansı olacak. Belki onun yanında hayvancılıkla uğraşacak, evet. Bahçesinin yanında belki tavukçulukla uğraşacak ama en de sonunda bu toprağa işlemiş olacak diyeceğiz. Evet, teşekkür ediyorum ben. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun, Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah. Programımız devam edecek. Bizden ayrılmayın. Değerli izleyicilerimiz, haliyle Sarayacık çekimi böyle yapıyoruz, sizlerle buluşturuyoruz ama tabii ki bu yörende yemekleri var. Yemek saati yaklaştı. Yemeklerin içinde şimdi kara lahana dolması, sonra fasulye turşusu, bir de bezelye yapılmış. Biraz onlardan da bahsedelim istedik. Yanımızda şimdi bir kardeşimiz var. Kaynanası da yanında. Önce kaynananla mı konuşalım seninle mi? Kaynanalık yapıyor mu onu söylesen? Yok, yapmıyor. O zaman yapmıyorsa önce seninle konuşalım. Tamam. Seni tanıyalım mı? Tanıyalım. Ben Damla Fırtın. Selim Fırtın'ın eşiyim. Şimdi yemeği hazırladınız da siz burada. Evet. Eşiniz mandıracılıkta uğraşıyor. Böyle de güzel yemekleri yapıyorsunuz. Evet. Onun için demek ki iyi mandıracılık yapıyor. Evet. Değil mi? Şu sarmayı nasıl yapıyorsunuz? Onu öğrenelim. Tarlamızda yetişiyor. Ordu'nun yöresel. Oradan topladınız. Evet, topladık. Sonra haşlıyoruz yeşilliği. Sonra işte içini yapıyoruz bulgurlu, pirinçli, aşlı falan. Tamam. Onu sarıyoruz. Sonra zeytinyağlı pişiriyoruz. O şekilde oluyor. Ondan sonra hazır oluyor. Hazır oluyor. Aslında anlatırken kolay da biraz yapması zor galiba, değil mi? Tabii biraz evet, zaman alıyor. Evet. Yorucu değil ama zaman alıyor. Evet. O şekilde yapıyoruz. Turşuyu? Turşuyu da haşlıyoruz daha önceden. Sonra işte sarımsaklı, biberli turşusunu koyuyoruz. Evet. Sonra soğanla. Bahçeden bu. Özellikle sizin bahçeniz. Evet, bahçeden. Evet. Çangal fasulyemiz. Turşunun süresi ne kadar? Bir sene durabiliyor. Bir sene durabiliyor. Evet. Yani yazın hazırlıyorsunuz. Bu işte geçen seneki hasılattan olan turşumuz hala. Yazın hazırlıyorsunuz, turşuyu koyuyorsunuz. Kışın da böyle afiyetle yiyorsunuz. Evet, yiyoruz. Şimdi böyle soğanla kavruluyor. Başka? Sade de yeniyor herhalde. Kızartılabiliyor. İşte diblesi falan oluyor. Zeytinyağlı yemeği oluyor. O şekilde. O şekilde yiyoruz. Değişik yapıyoruz. Siz bunu biliyordunuz ama değil mi? Evet, biliyorum. Kaynananın öğrettiği bir şey var mı? Sizin bilmediğiniz. Yöresel yok. Yöresel, ben de köylüyüm. Biliyorum. Sıkıntı yok o zaman. Evet. O zaman bezelyeyi de ablamızdan alalım. Abla, seni tanıyalım mı? Ben Selma Fırtın. Adil'in eşiyim. Selim Fırtın'ın annesiyim. Evet. Kaynanalık yapıyor mu? Yok. Gelin yok dedi ama hani sen yanındasın diye söylemiş onu. Çok şükür Allah'a. Arkadaş gibi geçinip duruyoruz. Bezelyeden bahsedelim biraz. Onu nasıl yapıyorsun? Bezelye kendi bahçemizde oluyor. Kendimiz dikiyoruz. Sonra? Haşladık, topladım taze tarladan. Oluyor. Evet, taze. Onun topladım. Turşusu falan olmuyor mu? Olmuyor. He. Topladım, haşladım. Ondan sonra mısır unuyla kızarttım. Şimdi sofrada şey var, başka ne var? Böreği de kendim yaptım yine. Yufkasını açıyorsun. Yufkasını açayım ama hazır aldım yufkasını. Evde kendim yaptım. Bu makarnalı börek diyoruz, bu su böreği değil. Ha, makarnalı börek bu. Su böreği gibi durunca o nasıl oluyor? Su böreği gibi ama makarnasını haşlıyım, yumurta, peynir. Makarna süt derken? Normal makarna, hazır normal makarna. Evet. Tamam. İçine haşlayayım, harcını, süt koyayım, yumurta koyayım, zeytinyağı, onu harç yapayım. Her yufkanın arasına koyayım. Tepsinin içine. Tepsinin içine. Sonra da servis etmek için evet. Keseyim, evet. Servis yapıyoruz. Evet. Ondan sonra da afiyetle yeniyor, değil mi? Siz şimdi başka nelerle uğraşıyorsunuz köyde? Başka çiftçilik, hayvancılık, eşmeyi. Bunlar yetiyordu. Evet. Kendi tarlama gideyim. Kendi işimle, gücümle. Evet.
yağımızdan kavruluyoruz yani çok şükür. Şikayet yok kendinde. Yok. Sizin var mı? Yok çok şükür. Vallahi Allah herkese nasip etsin. Amin. Allah mutluluğunuzu bozmasın. Amin. Diyorum. Teşekkür ediyorum ben. Biz teşekkür ederiz. Sonra da bu yemeğin tabii afiyetle böyle tadına bakacağız ama kamerayı kapattıktan sonra gezimize devam edeceğiz. Sizler de bizden ayrılmayın. Değerli izleyicilerimiz, Sarayıcık'ta mandıracılıkta uğraşan, besicilikte uğraşan genç bir arkadaşımız var. Böyle çalışma modunda ben bu işi yapacağım diye gidip garsonluk yapmayı düşünürken bir abimizin de teşviğiyle birlikte, böyle dürtüklemesiyle birlikte tabii ki tavukları, hayvanları, köyde yaşamı sevdiği için de besi çiftliği kurmuş. Kendisini tanıyacağız. Bakalım gençler bu işi nasıl yapıyormuş. Tanıyalım seni. İsmim Selim Furton. 7 yıldır yapıyorum bu işi. Önceden markette çalışmıştım. Ondan sonra kasap dükkanı açtım. Karşıyaka Ulus Caddesi'nde. Et satışımızı buradan temin ediyoruz. Karadeniz olunca da silah sesi normaldir, evet, değil mi? Yani burada köyümüzde normal. Bu Karadeniz yöresi olarak normal. İlk nasıl başladın? İlk bu işi babam yapıyordu. Ben askere gittiğim zaman. Ondan sonra geldikten sonra kendimde bu işe bir merakım vardı. Hayvanları da seviyordum. Markette çalışıyordum kendim. Böyle köylere gidiyordum. Köyden hayvan alıyordum. Pazarlara götürüyordum. Hayvan satıyordum. İşte sonra bir kendimize bir mandıra yaptık. Küçük bir mandıra. Sonra işi büyütelim dedik. Sonra büyük aşağı yukarı bir 50 başlık bir mandıra yaptık. Kurbanla ilk 8 hayvanla başladık satışa. Sonraki yıl işte 20 hayvana çıktı. 30 hayvana. Derken aşağı yukarı şu an 60-70 hayvan satıyoruz. Evet, kesimini yapıyoruz burada. Müşterilerimize temin edip veriyoruz hijyenik şekilde. Sen ilk başladığında sıkıntılar neler yaşadın? İlk başladığımızda şöyle söyleyeyim. Mandıramız küçüktü. Yani yeterli değildi. Saman fiyatları o zaman biraz daha yüksekti. Şimdi de gerçi aynı şekilde ama yani hayvan bulamıyorduk köylerde. Çünkü insanlar hep köyleri boşalttığı için, terk ettiği için köylere. Yani hayvan bakanı yok. Temin edemiyorduk bu hayvanları. Şimdi dışarı illere gidiyoruz. İşte en yakın Samsun Çarşamba'ya gidiyoruz. Amasya'ya gidiyoruz. Oralardan temin ediyoruz. Köylerde artık eskisi gibi kalan yok. Yaşayanlar yok. Büyükler var. Pek hayvan bakan kalmadı. Herkes. Güç lazım. Yani yaşlı bir kesim kaldığı için de hayvan bakamıyor haliyle. Evet. Aynen o şekilde. Şu an köylerde hayvan temin edemiyoruz. Kimse bu işe gençler olsun, yani orta yaştaki insanlar olsun kimse önem vermiyor. Hayvan. Sen o zaman hayvan almak için dışarıdaki çevre illere gidip bunları temin ediyorsun. Evet. Peki orada nasıl? Yani daha mı iyi buraya göre? Ya İç Anadolu'da falan daha farklı. Oralarda, kırsallarda daha farklı. Bizim burası gibi değil. Bizim burada artık köylerde insanları boşalttı. Köylerde kimse kalmıyor. Bir yazın geliyorlar. Hep millet gurbete gitti. Bıraktı buraları, boşalttı. Ya şeyin de etkisi var tabii. Arazi olmayınca çünkü yemini kendin yapman lazım. Yani. Karadeniz'de böyle bir sıkıntı var. Fındık arazi yapısı da işte yem ekmek için müsait değil. Şimdi Samsun dediğiniz bölgede tarım bölgesi. Evet, haliyle de ot olunca da yem olunca da hayvancılık yapılıyor. Onun da biraz etkisi var. Tabii. Sen onu düşünmedin mi? Yani ben burada ot bulamam. Dışarı bağımlı olacağım, nasıl olacak falan diye düşündün mü? Düşündüm. Ya bizim burada orada mesela Çarşamba bölgesinde sılaj çok üretiyorlar. Bizim bu bölgemizde sılaj, mısır pek olmuyor. Burada tarım gelişmemiş oraya da göre. İç Anadolu'ya göre, Çarşamba olsun, işte Kayseri olsun, Niğde olsun, o illere göre bizim buramızda iklim şartları uymuyor. Burada işte buğdayı, samanı, bunları biz yapamıyoruz. Evet. Yapamadığımız için de bura bize çok pahalıya mal oluyor. Onun için de köyümüzde insanlar bakmıyorlar. Şimdi bakmıyorlar derken sen şimdi bunu kurdun. Evet. Yem fiyatlarını düşünerek kurarken sıkıntı yaşayacağını düşünmedin. Yani sen nasıl sağlıyorsun bu işi? Ya bu işi yem fiyatları biliyorsunuz yüksek diyor. Hep de yemden bahsediyorsun. Aynen. Ama sen mandırayı kurmuşsun. Ya ben bu işe gönül verdim işin aslında konuşmak gerekirse. Sevdiğim bir iş. Severek her şeye göze aldım. Yemi samanı dışarıdan getiriyorum. Sılaja işte yerinden toptancısından alıyorum. Burada parakende satan yerlerden bu şeylerden temin etmiyorum. Dışarıdan kendim getiriyorum. Bir de hayvanlarımı otlatıyorum. Yazın yaylaya götürüyorum. Yaylada da var şu an mesela hayvanlarım. Yaylaya götürüyorum. Onlarda otlattırıyorum. Çobana veriyorum. Var mı? Yani şimdi fındık bahçesi ama ot var halice. Var, siz otu tabii. Kesip alıyor musunuz gene? Motorlu testere de çünkü şey yapıyor. Yakın mı? Zarar veriyor. Evet. Normalde tırpanla kesilirse ot elde ediliyor. Öyle mi yapıyorsun, sadece yaylım için mi kullanıyorsun? Sadece yaylım için. Burada hayvanlarımızı başıboş bırakıyoruz. Yayıyoruz bahçemizde. Ama yeterli olmuyor. Arazimiz küçük olduğu için, hayvan sayısı fazla olduğu için sadece arazide olmuyor. Genellikle yaylaya götürüyoruz. Yaylalara çıkartıyoruz. Oralarda çobanlara otlamaya veriyoruz.
Sen bu şekilde mandırayı kurdun. Evet. Kurarken şey düşündün mü? İşte ben kesimini, kurban kesimini burada yaparım falan mı? Yoksa sonradan mı karar verdin? Sonradan karar verdim. Biraz daha kendimi geliştirdim. Farklı yerlerde görüyordum. Artık insanlar yeni yeni hizmet arıyorlardı. Evet. Eskiden insanlar pazardan hayvanını alıp, ben çok rast geldim. Adam sabahtan alıyordu hayvanını. Akşam 5'e kadar bir hayvanı kesmeye çalışıyordu. Ama ben burada müşteri geldiği zaman 40 dakika veya 45 dakika arasında, 1 saat arasında bekliyor beklemiyor. O şekilde bir düzen kurdum. Kesim ekibim var. Yani müşterinin de işine geliyor. Onların da işine geliyor. Mesela müşterime bir sene vermiştim. Alıp götürdü buradan kendisi. Ben dedi kendi köyümde keseceğim. Sabah kesmiş, akşam 4'e bitirmiş. Bir hayvanı. Ben de anlatınca buradaki düzenimi, sonraki sene bana geldi. Evet. Burada kestirdi, çok memnun oldu. Dedi ki ben dedi hiç uğraşmadan, elini sürmeden ben ona kestim, parçaladım hijyenik bir şekilde. Etini teslim ettim, aldı gitti. O da çok memnun oldu. Ya bir de şey var aslında, işini doğru yaparsan müşterinin de bol olur değil mi? Evet, aynen o şekilde. İnşallah bundan sonra da kurban yaklaşıyor. Bol müşteriler dileyelim sana. İnşallah. Şimdi senin hayvanların çok. Çok hayvanlar olunca da biliyorsun ki hastalık sıkıntıları falan oluyor. Hiç böyle problem yaşıyor musun? Yok, öyle hastalık konusunda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Hayvan şöyle oluyor, erkenden topladığımız zaman toplama hayvan olduğu için ilk kafadan bir hastalık sıkıntısı oluyor hayvanlarda. Ama onların tedavisini, ilaç şeyini biz aşağı yukarı bir sene önceden topladığımız için onlar bir düzene oturdu mu sonradan hayvan sokmuyoruz daha hayvanın içine kesinlikle. Şimdi dışarıdan gelen hayvanları ayrı bir yerde tutuyorlar. Sen yapıyor musun? Evet, yapıyorum. Ayrı bir ahırım var, 8 başlık. En önce hayvanları orada bir 15-20 gün karantinaya alıyorum. Orada bakıyorum yemesini içmesini, hasta olanın tedavisini yapıyorum. Veteriner hekimimiz var, geliyor. Ondan sonra mandıramıza bağlıyoruz diğer hayvanların içine. Direkten sokmuyoruz. O zaman sen ileriki dönemlerde o yaptığın mandıra yani ağıl kısmını biraz daha büyütüp biraz daha modernleştirme durumu söz konusu galiba. Yani evet, biraz daha büyütmek istiyorum. Yani ileride bir 100 başlık, 150 başlık. Çünkü her geçen sene müşteri talebimiz artıyor. Tabii havalandırması önemli. Evet, havalandırma. Ona göre ayarlamak gerekiyor ama Karadeniz şartlarında da elde ne imkan varsa ona göre yapmak zorunda yani, kalıyorsun. Öyle. İnşallah bundan sonra da böyle daha modern bir ağlı olur. Çünkü gençlerimiz bu işi yapmıyor. Sen başarmışsın. Başarıların devamını da diliyorum. Gençlere de böyle bir tavsiyen olacaksa. Gençlere bu işi yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü hayvancılık her geçen gün ölüyor. Yani el işinde çalışmaktansa kendi işlerini yapabilirler. Hayvancılık hiçbir zaman zarar edecek bir meslek değil. Ölmediği sürece hayvan hiçbir zaman zarar etmez. Her zaman üretici olmak, bakıcı olmak yani çok güzel bir şeydir. Kendi işlerini yapabilirler. Aynen. Bunu ben tavsiye ediyorum onlara yapmalarını. Ben dededen, büyük babadan kalan işleri, atadan kalan meslekleri devam ettirmiş yani oldular değil mi? Köylerimizi boş bırakmalarını istemiyorum. Tabii hayvancılık olarak devam edebilirler. Güzel meslek. Ben severek yapıyorum. Yani arkadaşlarına da yapmasını tavsiye ediyorum. Şimdi burada kendi yeriniz var. İstediğiniz evet. gibi bir şeyler yapma şansınız var, geliştirme şansınız var ama yani. Bir şehirde toprağa bile basamıyorsunuz ki. Toprağa basmak bile para orada biliyorsunuz yani, değil mi? Öyleyse. En azından gelip hem doğal güzelliklerin içinde yaşayıp hem temiz havada bu işleri de yapabilirler değil mi? Yani yapabilirler tabii ki de. Yani, yani yapabilecek çok iş var aslında. Köye geldikleri zaman kendi bahçeleriyle işte tarım olsun, hayvancılık olsun. Ya bunun üzerine el işinde çalışmaktan çok daha güzel. Evet. Kendilerini geliştirebilirler. Yani severek yaparlarsa yaparlar bu işi. Şimdi orada da, şimdi Saraycık'ta yani burada köyde çok fazla yapan var mı? Sadece sen misin? Biraz daha böyle kapsamlı olarak. Saraycık'ta 2-3 kişi var benim gibi. Fazla da yok. En kapsamlısı benim. Yani müşteri sayısında olsun, hijyenik koşullarda olsun, İslam usullere uygun mesela profesyonel ekibimizde kesim yapıyoruz. En fazlası benim. Yani çoğu illerden, dışarı illerden gelen müşterilerimiz var. Büyük şehirlerden, Avrupa'dan gelen kurbetçi müşterilerimiz var. Yani bir gelen bir kişi olarak geliyor sonra da yanında 3-4 kişi daha getiriyor. Şey var, memnun kaldığı için. Kurban da kendini kesme gel kurbanını kes diyorsun yani. Yani evet aynen öyle. Çoğu vatandaşlarımız kurban kesecek insanlarımızın çoğu kendi kesme gücü yok. Evet. Onun orada boğuşacağını gelip burada rahat rahat hem kurban nasıl kesiliyor görme şansı var. Evet aynen o şekilde. Yani, hem izliyorlar vekaletini aynen. veriyorlar hayvanın başında seyrediyorlar. Bizde profesyonel bir ekibimiz var 18 kişiden oluşuyor. Güzel şekilde parçalıyoruz, dağıtabilecekleri şekilde, birer kiloluk şekillerde pay yapıyoruz. Etimizi, et poşeti ve et filesi kullanıyoruz. Etin bozulmaması için. Şimdi bir de kurban, yaz ayına denk geldiği için sıcak bir aya, et tez bozuluyor. Yani direkt poşete koyulduğu zaman
sıcak et birbirine değdi mi yanma yapıyor. Yanma. Onu da çoğu bilmiyor. Biz et filesi getirtiyorum ben İç Anadolu bölgesinden. Bizim buralarda pek bir şey yapmazlar. Ona koyup da veriyoruz müşteriye. Müşterinin de çok hoşuna gidiyor. Yani et bozulmamış oluyor. İşte kendiniz de geliştiriyorsunuz. Evet. Güzel bir şey. Yani hem de gençler bu örnek olur. İnşallah bu işi yapacak arkadaşlarımız da bir an önce başlasınlar değil mi? Başlamaları. Çünkü köyde tavsiye. Yerler boş duruyor. Aynen boş duruyor. Köylerimiz şu an evet. Çok boş. Şu anda ne yemleri alıyorsun dışarıdan sen? Dışarıdan ben şu anda besiyemi kullanıyorum hayvanlara. Çarşambadan sılaj getiriyorum ve de Adıyaman'dan beyaz saman getiriyorum. Buğday samanı. Buğday samanı kullanıyorum ve de sılaj. Mesela yıllık. Şu an yıllık mı? Yıllık 30 ton saman harcıyoruz. Evet, yıllık 30 ton saman harcıyoruz. Aşağı yukarı bir 20 ton 25 ton da sılaj harcıyoruz. Yemimiz de aynen o şekilde 20-25 ton yem harcıyoruz yani hayvanlara. Rağmen buradanın sıkıntısına kendi yemini üretememene rağmen geçimini sağlıyorsun. Yani. Kısacası evet. Bu yani özet. Ama bu sadece besiye aldığım kurbanlık hayvanlar için. Dışarıda olan hayvanlarım da var. Mesela kurbanlık bir sene öncenin hayvanını temin ediyorum. Şu anda yaylada hayvanlarım var. Aşağı yukarı bir 17-18 tane. Onlar önümüzdeki gelecek yılın hayvanları. Teşvik alarak mı yaptın kendi imkanlarla? İlk teşvikle başladım. Kredi kullandım Ziraat Bankası'ndan. Kendi kasap dükkanım olduğu için esnaf kefaletten de oradan kredi kullandım. Krediyle hayvan aldım. O şekilde hayvanları büyüttüm. 2 sene baktım. O şekilde başladım. Kendi durumum yoktu hayvan almak için. Çünkü hayvanlar çok yüksek mevlalar tuttuğu için küçük paralarla olmuyor. Şimdi şey var yani teşvik alırken bazı şartlar var. Bunu herkes alamıyor bildiğim kadarıyla evet. Ama sizde şart olarak ne istediler? Bizde hipotek istiyorlar en büyük şart. Yani hipotek olmamış kredi vermiyorlar. Neyi hipotek ettin? Dairem vardı onu hipotek ettim. Dairemi hipotek verdim. O şekilde yani mesela benim dairem olmamış olsa ben bu işi yapma şansım yok. Kredi kullanamıyorum. Hayvanım olmuş olsa bile 5 hayvanım 10 hayvanım olmuş olsa bile kredi kullanamıyorum. Yani hipotek ettirecek bir şeyin yoksa bu işi karşılığı olarak evet, bu işi yapamıyorsun. Yapamıyorsun. Yani benim yapma şansım yoktu. Yapmak istiyorum severek yapıyorum ama durumum olmadığı için hipotek de veremediğim zaman krediler kullanamıyoruz. Yani hayvanımız olsa bile kendi üzerimize benim burada 20 hayvanım 30 hayvanım olmuş olsa bile ben buna teşvik alamıyorum. En önce banka kendine bir hipotek istiyor. Borcun bittiği zaman da hipoteğe kaldırıyor. Evet hipotek. İleride geliştirecek olursan da tekrar hipotek istiyorlar yani, o zaman. Evet. Peki şimdi hipotek verdin sonuçta. İşini doğru yapmazsan hipotek verdiğinde gidiyor. Gidiyor evet. O yüzden işini ne yapacaksın? Evet, severek ve doğru yaparsan kendini kurtarman gerekir. Yapmak için iş olmaz değil mi? Olmaz. Evet yapmak için olmaz. Yani severek yaptığınız zaman bu işte sıkıntı yok. Hayvanı yani, anlayacaksın. Derken hayvanı seviyordur da çok bilgisi yoktur mesela. Anlayan birinin yanında gidip bunu görerek yapması eğitim anlamına geliyor. Yani evet tecrübe alması gerekiyor anlayanlardan. Bakarak zaten bir hayvan alıp da bakmaya başladığı zaman o ona tecrübe olur. Bir yıl içinde çok farklı şeylerle karşılaşır. Farklı farklı tecrübeler alır. Tecrübe edinir kendine. Sen şimdi hipotek devam ediyor mu yoksa bitti mi borcun? Bitmedi borcum. Şimdi bittiği zaman o zaman yeniden bir teşvik destek alıp büyütmeyi düşünüyorsun. Düşünüyorum evet. Yeniden bittiği zaman teşvik alıp aynı şekilde ben bu işi yapabildiğim zamana kadar yapmayı düşünüyorum. Yani bırakmayı düşünmüyorum çünkü seviyorum. Bu işi. Bir de kendiniz yapıyorsunuz tamam ailenin geçimini sağlıyorsunuz genç olarak çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Aynı zamanda da birilerine de ekmek kapısı oluyor değil mi bu? Yani tabii ki de sonuçta biz de köylüden alıyoruz, pazarlardan alıyoruz, getiriyoruz. Müşterilerimize hizmette bulunuyoruz, kurbancı olsun kendi iş yerinde. Çalışanınız da oluyor yani hali. Çalışanımız oluyor. Daha doğal et sunuyoruz müşterimize. Kendi beslediğimiz hayvanımızı kesip satıyoruz. Yani insanlar için de sağlıklı beslenme için her türlü bir artımız olduğuna inanıyorum ben yani. Tabii canım. Şimdi Çiftçi TV olarak da biz geldik buraya. Aynen. Doğru mu? Şimdi bizim köyü programını sizin köyde çekiyoruz. O da güzel bir şey. Evet. Şimdi kurban yaklaşıyor. O zaman bizim köyün izleyicileri var. Bizim takipçilerimiz var. Çiftçi TV'nin izleyicileri var haliyle değil mi? Evet. Programı izleyen vatandaşlara da bir kıyak yaparsan herhalde değil mi? Kurban Bayramı'nda. Şöyle Çiftçi TV olarak size çok teşekkür ediyorum. Yapacağınızı söylemeyin de kıyak yapacak mısın? Sen onu kıyak söyle. Yapacağız. Öyle mi? Çiftçi sizin adınıza gelen müşterilere, yani Çiftçi TV ailesiyle gelen müşterilere bir kıyağımız olur. Onlara Çiftçi TV bizim köy programını izleyen kurbanda gelen vatandaşlarımıza size kurban almaya gelen vatandaşlarımıza bir kıyak geçeceğim diyorsun yani. Kıyak geçeceğim aynen. Onlara biraz daha iskontolu olacak. Evet. Yani özel bir çam sakızı çoban armağanı evet, diye. Yani elimizden gelen her şeyi yapacağız sonuçta. Evet. Çiftçi TV ailesinden gelecek. Evet. Sizi izleyerek onlara yardımcı olacağız. Evet. Değerli izleyicilerimiz görüyorsunuz yani Ordu'da bölgede
Saraycık'ta arkadaşımız kurbana hazırlık yapıyor tabii ki. Güzel bir tesis kurmuş. Hayvanlarla birlikte vatandaşlara hizmet vermeye çalışıyor. Tabii bizim köy programı olarak, Çiftçi TV olarak bölgeye geldik. Tabii buranın güzelliklerini sizlerle paylaşıyoruz ama bu bölgede yakın vatandaşlarımız bizim programı izlerlerse ki bizim köyü, yani Çiftçi TV bizim köy programını izlerlerse özel bir ne diyelim, çam sakızı, çoban armağanı bir hediyemiz ya da İkramımız. Kıyağımız olacak. Kıyak diyelim değil mi? Yani, evet. Yani bir ikramımız olacak diyorlar kendileri. Bence yabana atmayın derim. Var mı böyle gençlere söyleyeceğiniz bir söz? Gençlere bu işi yapmalarını tavsiye ediyorum. Birkaç tane arkadaşıma zaten örnek oldum genellikle. Olmaya da çalışıyorum. Bu işi yani severek yapmalarını istiyorum. Yani köylerine geri dönmelerini istiyorum. Köylerini boş bırakmasınlar hiçbir evet. zaman. Topraklarımızı işleyelim. Evet. Yani hayvancılık yapmıyorsan da bile mutlaka o toprağı işleyelim. Seracılık yapabilir, tavuk yapabilir. Yani farklı türlü toprağı işleyebilir yani. Belki toprağı boş kalmasın. Aynen öyle. O şekilde köylerimizi boş bırakmayalım diyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum sana. Değerli izleyicilerimiz, şimdi Ordu denince akla da davul zurna geliyor. Düğünlerin vazgeçilmezi. Ama burada gençlerimiz var. Askerden de yeni gelmişler. Yaklaşık 5 yıldan beri bu işi yaptığını söylüyorlar. Onlar insanlarımızı neşelendirip oynatmaya devam ediyorlar. Davulcunun sesi çok çıkıyor. Onun için önce onu tanıyalım. Seni bir tanıyalım mı? Evet abi. Abi isim Mertcan. Mertcan, 5 yıldan beri yapıyorsun galiba değil mi? Aynen abi, doğrudur. Bundan sonra da devam edeceksin. Aynen abi, Allah izin verirse. Millet oynatmaya devam edeceğim diyorsun. Aynen abi, öyle. Davulun sesi uzaktan hoş geliyor ama yakına gelince sıkıntı oluyor mu? Abi yakına gelince sıkıntı olmuyor ya. Değil mi? Aynen abi, yine aynı. Yani tokmağı olduğu için de bahşişi en çok bol alan sensin herhalde. Evet abi, en çok bahşişi ben alıyorum. Eyvallah. Seni de tanıyalım. İsmim Doğuş abi. Biz de isim? Başar. Doğuş Başar. İşte biz de elimizden geldiği kadarıyla Ordu yöresiyle müzik yapmaya çalışıyoruz. Ordu yöresine uygun bir kültürü devam ettirmeye evet. çalışıyoruz. Sen kaç yıl oldu? Biz 6 sene oldu. 5 seneden beri beraberiz arkadaşlar. İşte Ordu yöresini gençlerle tanıtmaya çalışıyoruz. Biz de bunun içindeyiz. Yani hep şimdi yaşlı abilerimiz var. Onlara öncelik vermek için gençlerimize, hani bu Ordu için konuşuyorum. Hı hı. Gençlerimizi klarnet ve davullara müzisyen olmaya davet ediyorum. Bir de biz zaten bu ordunun kültürü yani. Evet. Klarnet ya da davul vazgeçilmez. Evet. Şimdi son zamanlarda bunu yapmıyorlar ama siz bir şekilde devam ettireceksiniz. Askerliği yaptınız, geldiniz. Evet, İnşallah da bol bol arkadaşlara düğün çıkar diyelim İnşallah. Değil mi? İnşallah. Şimdi güzel bir oyun havasıyla ben programı da kapatacağım. Siz oradan devam edeceksiniz. Bir de Ordu tamam. yöresi böyle gençlerimizle birlikte bir oyun havası sergileyecekler arkadaşlarımız. Evet. Haftaya bir başka bölümde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Mutlu ve sağlıklı kalın.